HDP binasına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sabah saat 11 sularında meydana geldi. Aralarında Onur Gencer'in de yer aldığı silahlı 3 saldırgan önce parti binasının bulunduğu sokağa ateş açtı. Silah sesini duyanlar can havliyle etrafa kaçışmaya başladı. Saldırganlar daha sonra HDP binasına girdi ve etrafa ateş açmaya başladı. Aralarından ikisi kaçtıktan sonra içeride sadece Onur Gencer kaldı. Gencer kapalı kapıları kilitlerine ateş ederek açtı. İşte bu kapı da onlardan biri. Kapı kolunun altındaki kilit mekanizması kurşunla paramparça edilmiş. Polis o kurşun deliğini 18 numaralı delil olarak işaretledi. Saldırgan ofisleri tek tek gezdi. Boş olduğunu gördüğü ofislerin camlarına ateş etti. İşte onlardan biri. Kapı camından giren kurşunlar karşıdaki duvara saplandı. Klimanın altındaki duvar bölümünde aynı yere isabet edilmiş 3 ayrı delik tespit edildi. Burası da HDP'lilerin yemek yedikleri mutfak. Burası da kurşunların hedefi oldu. O sırada içeride kim kahvaltı yapıyordu henüz bilinmiyor ama masada yarım kalmış bir kahvaltı tabağı, bir karton çay bardağı ve içi ekmek dolu bir sepet işte böyle görüntülendi. Kurşunla delinmiş bu kapının ise katilin Deniz Poyraz'ı katlettiği odaya açıldığı tahmin ediliyor. Saldırganın kapının orta kısmını ateş ederek oturma hizasında birini hedef almaya çalıştığı öngörülüyor. Onur Gencer tetiği çektikten sonra Deniz Poyraz'ın cansız bedeninin fotoğrafını çekip WhatsApp profilinden paylaştı. Altına da leş bir yazdı. Gencer'in kurbanlarına numara vermesi birçok kişiyi katletmeyi planladığını gösterdi. Onur Gencer cinayet sonrası HDP binasını ateşe vermek istedi. Fakat bunun için zaman bulamadı. Sokağa ateş açıldığı ihbarını alan polis, HDP binasına girip Gencer'i zorlamadan gözaltına aldı. Sadat üzerinden Suriye'ye gidip savaş eğitimi aldığı iddia edilen saldırgan, kelepçelenmeden dışarı çıkarıldı. Sen burada olmakta Kürtlere eylem yaptırıyorsun değil mi? Nasıl yapacağız ki? Katil Onur Gencer'in Suriye'de çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Bir cephede elinde uzun namlulu silahla verdiği o poz işte böyle görüntülendi. Bir başka fotoğrafta Gencer yine silahla bir yeri nişan alırken görülüyor. O fotoğrafında Gencer'in silahlı eğitim arşivinden çıktığı belirtildi. Gencer üzerindeki o siyah yeleği HDP saldırısında da giydi. İzmir il binamızın etrafında sayısız polis ve emniyet aracı var. Bu şahıs bugün saat 10.30'da göstere göstere elinde silahla binamıza girebiliyor ama bunu oradaki yüzlerce polis görmezden geliyor ya da yol veriyor.